şirin kız. Ne oldu ha? Neyin hastalığı bu? De bakayım anana. Ateşin mi? Bak. Yoksa bir şeye mi sıkıldın? Sen küçükken de böyle bir şeye sıkıldığında mızmızlanır mısızlanırdın. Ben de sana böyle sarılırdım. Anam bir seferinde hiç unutmam. Okula gitmeyeceğim diye tutturduydun. Hastayım da hastayım. Bir şeyin yok. Yalan. Anam belki doğrudur dedim. Tuttum seni suyun altına koydum. Hani ateşin varsa iyi gelir. Anam ondan sonra senin bir gerçekten tövbe hastalığın. Bir tövbe tövbe ateşinle böyle koca koca iğneleri yemiştin de okulu mumla arar olduydun. Hatırladın mı kız? Ne güzel günlerdi onlar. Kendi memleketimizde, kendi toprağımızda hastalığımız hastalığa, ölümümüz ölüye benzerdi. Bir de şu halimize bak. Olana bitene hiç aklım ermiyor kızım. Bak, eğer gene anana numara yapıyorsun, varırım bir koşu memlekete, getirtirim iğneciyi. Kız. Ne kurban? Ben daha bu yaşımda bir sürü şey yaşadım. İnsanların televizyonlarda, gazetelerde okuyup şaşırdığı her şey benim başıma geldi. Ama benim yaşadıklarımı bebeğim yaşamayacak. Eğer onun kaderini değiştirmek benim elimdeyse, elimden ne geliyorsa onu yapacağım. Hayat. Senin de bebeğinin de geleceği bizim garantimiz altında. Bu konuda bir endişen olmasın. Senin hakkın olan bir miras var. Ve reşit olduğunda bu mirası dilediğin gibi kullanacaksın zaten. Sağ ol Berat abi. Biliyorum bende çok emeğiniz var. Ama yaşadıklarım bana bu hayatta hiçbir şeyin garantisi olmadığını öğretti. Bak, senle Zeliha ablam mesela. Birbirinizin gözlerinin içine bakmaya kıyamıyordunuz. Şimdi birbirinizin olduğu tarafa bile bakmıyorsunuz. Eğer siz değişiyorsanız, bu hayatta her şey değişir. Hiçbir helal hak edene kısmet olmuyor. Benim bebeğim benim yaşadıklarımı yaşamayacak. Benim çocuğum hak ettiği hayatı yaşayacak. Bu da kimsenin lütfuna ihtiyaç duymadan benim çabamla olacak. İyi de hayatçım, sen daha reşit değilsin ki. İstesen de şirket yönetiminde bulunamazsın sen. Biliyorum Yusuf abi. Ama yalnız değilim ki ben. Ailem var benim. He, kızım doğru söylüyor. Onun bir ailesi vardır. Ben düşündüm. Zeliha ablam bizde en okumuş kişi. Benim vasim o olacak. Ya Zeliha, kızım. Bak, bu bütün konuşulanlardan ben hiçbir şey anlamadım. Hele benim anlayacağım dilde bir anlat da anlayayım. Ne oldu? Ben anlatayım mı İsmail amca? He oğlum. Anlat bakayım, anlat. Zeliha'da hatır mısın?
Şimdi Abbas Altındağ öldü de Hayat'ın üzerine miras kaldı ya. He. Hı. Hayat artık bu mirasın başına Zeliha'nın geçmesini istiyor. Güzel kızım. İyice düşünüp taşındın. Bak, ne senin ne de karnındaki bebeğin altın dağların bir tek kuruşuna ihtiyacı yoktur. Ben fabrikada işte buldum. Çalışır size bakarım aslanlar gibi. Biliyorum baba. Ben düşündüm. Böyle karar verdim. Şimdi ben bütün her şeyi hazırladım İsmail amcam. Hayat adına da Zeliha adına da dilekçeleri gönderdim. Bilir kişi de Zeliha'nın malların başına geçmesinde hiçbir sorun olmadığını yazmış. Yani senin anlayacağın kısa zaman sonra mahkeme Zeliha'yı kayyum olarak atayacak. Kayyum? Sen bu kağıtları al. Hey! Benim haremde bulunduğum yerde hiç kimse adamını bozmayacak. Ne oluyor İsmail? Kızım, Hayat iyi misin? Hayat, biz senin güvenini sarsacak ne yaptık? Ayıp değil mi bu yaptığın? Beni hayal kırıklığına uğrattın. O para zaten senin. Son kuruşuna kadar da senin hakkın. Buna hiç gerek yoktu bacım. Ama keşke böyle başkalarının oyununa alet olmasaydın. Bu sana yakışmadı. Hiç gereği yoktu bacım. Hiç. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Al bunu. Benim kızlarım bana sormadan, danışmadan hareket edecek. Elanın parasını isteyecek. Olmaz ona şey. Bak, güzel kızım, ben sizleri büyüttüm, hepinizi bu yaşa getirdim. Senin karnındaki çocuk benim torunumdur. Seni nasıl düşünüyorsam, onu da aynen düşünüyorum. Benim elim ayağım sağlam. Ben çalışır sizlere bakarım. Anladın? El alemin bir kuruşuna ihtiyacımız yoktur bizim. Ben böyle bir şeyi kabul etmem. Ağzına son sözüm. Hayatçım, bak, bugüne kadar biz hep senin yanında olduk. Ailenin yanında olduk. Ne zaman başın sıkışsa biz yardıma koştuk. Seni evimize aldık, ailemizden biri kabul ettik. Kızımın artık böyle bir şeye ihtiyacı yok. Ben kararımı verdim. Hakkım olanı istiyorum.